Cumhuriyet Halk Partisi'nde hafta sonu gerçekleştirilen tüzük kurultayının yankıları sürüyor. Tartışmalı kurultayda yaşanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki konuşma krizi CHP'nin gündem maddesi oldu. Cuma namazını beraber kılalım mı diye sekreterine not bıraktım ama nasip olmadı yetişemedik. Yetişemedik o da senin suçun başkanım onu söyleyeyim uzadı. Bu kadar açık ve şeffaf yetişemedik. Ben bu kadar açığım sen de bu kadar açıksın. Onun için bizim aramızda bir sorun olmaz ama olan biten budur. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam, bilsem rahatsız olacağını konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın yani. Kameralar önünde yaşanan konuşma krizine ilişkin açıklama yapan CHP kurmayları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siteminin doğal ve duygusal bir tepki olduğunu söyledi. Sitemin sürpriz olduğunu söyleyen kurmaylar, sürecin daha planlı yürütülerek böyle bir krize zemin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'in krizi çözmek için hem İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'la ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi. Yaşanan konuşma krizi sonucu Mansur Yavaş'ın harekete geçtiği, krizle ilgili basın metni hazırladığı ileri sürüldü. Basın ekibine metin hazırlatan Yavaş'ın, Özgür Özel'in yaptığı konuşma sonrası fikrini değiştirdiği ve metni paylaşmaktan vazgeçtiği iddia edildi. Mansur Yavaş'ın kavgayı sürdüren taraf olmamak için metni servis ettirmekten vazgeçtiği öğrenildi. Yavaş'ın Özel ve İmamoğlu'na olan kızgınlığının geçmediğini belirten parti kaynakları, Yavaş'ın kuşku duymaya devam ettiğini ve kendisine neden son dakikada haber verildiğini anlamlandıramadığını belirtti. Öte yandan kendisine davet gitmesine rağmen kurultaya katılmayan CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel merkez ekibine yönelik mücadele hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kurultay sonrası CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü için genel merkezde düzenlenen etkinliklere CHP lideri Özgür Özel eski genel başkanlarla katılmış. Ancak CHP'nin 7. genel başkanı Kılıçdaroğlu yine etkinliklere katılmamıştı. Kılıçdaroğlu'nun etkinliklere katılmayarak net bir şekilde tavır aldığı ve parti içine sert mesajlar verdiği belirtildi. Parti içi muhalefetin liderliğini yapmaya hazırlandığı konuşulan Kılıçdaroğlu'nun "Parti kötü yönetiliyor, CHP'yi bunlardan kurtarmak lazım." diyerek uzun soluklu bir mücadele başlatacağı ileri sürüldü